Sırrı Sakık diyor ki Kılıçdaroğlu çok açık ve net olarak kapılı kapılar ardındakileri kamuoyuna deklare etmelidir. Neler görüşüldü, neler konuşuldu? Sırrı Sakık da kendi partisi adına, dediğim gibi belki kendi seçmeni adına hani bu dili kullanıyor. Ama deklare etmesini beklediği seçmeni de tüm topluma bunu anlatmalıdır diyor. Aynı zamanda bir... Kemal Bey tekzip etmedi, öyle bir şey konuşulmadı dedi mi? Demedi. Demedi, hayır. Ya uzun Hocam, süredir sanki demedi. Sanki emperyalizmle Kandil'den beraber HDP'den emir alan bir Kılıçdaroğlu var. Ve bunu da Mustafa Kemal adına yapıyor. Yazıklar olsun yani. Başka diyecek bir şey yok. Devam edelim hocam. Biz önümüzdeki dönem bir genel lafı masaya yatıracağız diyor. Öcalan dahil herkese özgürlük gelecek diyor. Cezaevinden, sürgünden geri dönüş başlayacak. Çok iddialı ve bunları deklare etmesi gerekiyor dediği için Sayın Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanı adayı olarak muhalefetin iddialı. 100 yıllık cumhuriyeti değiştireceğiz diyor. Hilmi Bey, tekrardan iyi akşamlar. Şimdi Sırrı Sakık bunları söylüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bunları biz görüştük. Topluma bunu deklare etmeli misin diyor. Yani bunları deklare etmelisin diyor da biz bunları görüştük, bunları deklare et diyor. Özellikle Serkan Bey oraya atıfta bulundu. Bugün Önder Aksakal yaptığı açıklamada diyor ki bu seçim emperyalistlerle kadim Türk devleti arasında bir seçim olacak diyor dedi. Az önce Mesut Akıcı'nın hocam dedi ki buna bir itiraz gelmedi Sırrı Sakık'ın. Bunu deklare et talebine. Hukuken sükuttur yani, Kemal kabul demektir. Kılıçdaroğlu'nun diyor. Serkan Bey de diyor ki burada Önder Aksakal bunu söylerken bu küresel emperyalist düzenle kadim Türk devleti arasında bir seçim olacak. İçeride de görüşüldüğü için bir konuşma sonrası yapılan açıklamada orada bir yanıt vermesi gerekiyordu Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Buna itiraz etmesi bekleniyordu diyor. Seçmen nazarında bunlar konuklarımızın değerlendirdiği gibi mi görülüyor? Sizin gözlemleriniz neler? Sizin yani Sayın Kılıçdaroğlu'ndan böyle bir açıklama, bu yönde bir açıklama beklentiniz var mı hala? Kılıçdaroğlu zaten bu süreci uygulamak için oraya özenle ve itinayla, kendisi de özel yetiştirilmiş birisi olarak getirildiğini düşünüyorum. Baykal'a, Deniz Baykal'a kurulan kaset kumpasıyla birlikte şekillenen bir Cumhuriyet Halk Partisi vardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içi boşaldığı, efendim işgal edildi. Neyse işte o Cumhuriyet Halk Partililerin problemi, ama temel olarak benim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve bir araştırmacı olarak ilgilendiğim mesele şudur. Cumhuriyet Halk Partisi şu an PKK terör örgütünün belli ölçüde uygulayıcısı olmuş, onların bir şekilde vesayeti altında kalmış bir partidir. Yani neden buna dayanarak söylüyorum? Kemal Kılıçdaroğlu daha önceden Sezgin Tanrıkulu ve buna benzer isimlerle belki kapalı kapılar arkasında ya da direkt kendisinin görüşmediği bir takım görüşmelere sözler vermiş ki uzun zamandır HDP, PKK, Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekliyor. Nitekim 2019'daki yerel seçimlerde biz seçtirdik demedi mi yine PKK terör örgütünün Ankara ve başları? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Onlar demedi mi? Dedi. Ya bunlar açık ve net olarak ortadayken biz bunları görmezden geliyorsak efendim, bunları Erdoğan düşmanlığı bunları perdeliyorsa bizim öncelikle vatan ve millet sevgisini bir sorgulamamız gerekiyor. Bunu sorgulayalım. Erdoğan'la ilgili bir probleminiz varsa onu da Erdoğan kadar en az milli bir adam bulup onun karşısına çıkararak yapabilirsiniz. Eğer siz diyorsanız ki hem Kılıçdaroğlu hem de Meral Akşener çıkıp biz Rusya'nın Ukrayna'yı işgali esnasında Ukrayna'dan yana tavır alalım diyorlarsa onların bir diplomasiden anladıkları ya da Türkiye Cumhuriyeti'nin çıkarlarını anladıkları çok başka bir yer. Yani Türkiye'nin özellikle 15 Temmuz sonrasındaki gelmiş olduğu tam bağımsızlık noktasındaki adımlar çok takdire şayandır ve üretimdeki aldığı mesafeler de çok o anlamda harikuladedir. Nedir? Bugün benim ofisimin karşısında bir tır dolusu tok geldi ve onlar indirildi. Ankara'da o şanslı talihli isimlere verilecek kuvvetle muhtemel. Benim oğlum da diyor baba bu arabayı sat tok al diyor. Keşke öyle bir şey olsa, ancak sınırlı sayıda olduğu için bizim alabilme şansımız yok. Ama yarın bir gün biz o emperyalistlerin arabalarını kullanmak yerine
kendi ürettiğimiz arabaları kullanacağız. Bu bile başlı başına büyük bir devrimdir. Eğer 1960'larda akamete uğratılmamış olsaydı o devrim otomobili, bugün devrin otomobili belki daha önce yapılmış olacaktı. Aylarca, yıllarca Cumhurbaşkanı Erdoğan başbakanlığı döneminden beri bir baba yiğit aramayacaktı. O baba yiğitleri de zorla onları teşvik edeye de ortaya çıkardı. Bunu herkes biliyor. Ama demek ki bu zorlamanın ya da teşvik etmenin onları bir şekilde öne çıkmalarını teşvik etmenin bir faydasının olduğunu gördük. Türkiye ve Türk milleti bunu yapabiliyormuş. Bu başlı başına büyük bir olay. Nasıl Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'de, Barış Pınarı'nda, Fırat Kalkanı'nda, Zeytin Dalı'nda Amerika Birleşik Devletleri'ni yeniyorsa bu Türkiye, Türk milleti ve Türk askeri birçok şeyi başarabilir demektir. Biz orada sadece PKK'lı teröristleri, oradaki katil sürüsünü yenmedik. Biz orada aynı zamanda onların ağababalarını yendik. Onların elebaşlarını, PKK'ya yol veren, silah, mühimmat sağlayan Amerika Birleşik Devletleri'ni yendik. Daha önce böyle bir irade ortaya konulabilir miydi? Konulamazdı. Daha önce belli ölçüde Amerika Birleşik Devletleri'nin taşeronu gibi hareket eden bir takım parti genel başkanları, parti sözcüleri, üyeleri vardı. Şu ankilere bakıyorsunuz, bunlar taşeron bile değiller. Bizatihi Amerika Birleşik Devletleri'nin ya da emperyalistlerin memurları gibi hareket ediyorlar. Yani buradan bakıldığı zaman bu sürecin özellikle seçmen tarafından da büyük oranda özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nden gidip Memleket Partisi'ne yöneldiğini görüyoruz. Ve Kemal Kılıçdaroğlu yani, yerine bu seçmen Muharrem İnce diyor. Az önce sorduğum soru. Yani bunu sorgulamıyorlar. Yani siz diyorsunuz ki seçmen bundan rahatsız. Dolayısıyla şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nden Memleket Partisi'ne yönelmiş durumda. Hani bu, sizin anlattığınız bu durumdan seçmen rahatsız. Dolayısıyla tercihini o yönde kullanıyor mu diyorsunuz bir araştırmacı olarak? Kesinlikle bu şekilde söylüyorum. Aynı zamanda bakın şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olduğu için oyunu belli ölçüde koruyor. İyi Parti'ye gitmiş olan ulusalcı oyların ya da işte Cumhuriyet Halk Partili oyların bir kısmı oraya yöneliyor. Ancak sadece genel olarak bakıldığı zaman orada terörün gölgesinin düştüğü masada oturan genel başkanlarını görünce İyi Partililer partilerini terk ediyorlar. Bakın, Hilmi Bey, İYİ bir şey Parti'nin soracağım parti buraya gelmişken. Bundan rahatsız olan milliyetçi seçmen, ulusalcı seçmen sadece Memleket Partisi'ne mi yöneliyor? Yoksa Cumhur İttifakı'ndaki partilere, örneğin İYİ Parti'nin iddiası, işte Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçmenini aldığı ama bundan rahatsız olan o seçmenin oraya yöneldiğini görüyor musunuz? Bu yönde ya da Cumhur İttifakı'ndaki diğer partilere sadece Memleket Partisi'ne mi bir geçiş söz konusu? Memleket Partisi bir önceki yapmış olduğumuz araştırmada biraz daha oy oranı yüksekti. Şimdi biraz oy oranının düştüğünü ancak genel başkanının daha farklı bir noktada olduğunu gördük. Mesela bir önceki yapmış olduğumuz araştırmada 6.2 iken Memleket Partisi'nin oy oranı şu anda 3.8 ve Muharrem İnce'nin de Cumhurbaşkanlığındaki potansiyeli 8.3'e çıkmış durumda. Bir önceki yapmış olduğumuz araştırmada 15 gün önce bu 6.5'tu Muharrem İnce'nin oy vereceğini söyleyenler. Dolayısıyla buradan bakıldığı zaman ciddi anlamda Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce'ye yönelen efendim Meral Akşener tabandan Memleket Partisi'ne gidenler var. Ve bir taraftan o seçmenlerin kararsızlara geldiğini, bazılarının oy kullanmama yönde bir irade ortaya koyduklarını görüyoruz, gözlemliyoruz. Peki Hilmi Bey, şunu sorabilir miyim? Siz seçimleri uzun yıllardır yakından takip ettiğiniz için yani bu elbette çekilişi Cumhuriyet Halk Partisi de gözlemleyebiliyordur ve bu çekilişin HDP kaynaklı olduğunu da tespit etmişlerdir. Bununla ilgili
sırrı sakında çaresi üzerine topluma bazı meseleleri deklare etmeyi, bu konuya bir açıklık getirmeyi düşünmüyorlar mı? Yani HDP mi burada daha baskın oluyor bu anlamda, bu açıklamayı yapamamaları konusunda? Ne oluyor? Nasıl bir sıkışmışlık var Cumhuriyet Halk Partisi tarafında, yönetim kısmında? Bakın Merve Hanım, bu süreç uzun zamandır, bu sürecin, bu yolun, yola taşlar dizildi. HDP sessiz kaldı. Çünkü onların uzun soluklu bir hedefleri vardı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ele geçirmek istiyorlar. Sadece orada Diyarbakır'ı ya da Batman'ı, Van'ı istemiyorlar. Onlar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni istiyorlar. İçinde bulunduğumuz Ankara'yı istiyorlar. Sizin içinde bulunduğunuz İstanbul'u istiyorlar. Dolayısıyla buna ilişkin olarak adım adım bir takım mesafeler kat ediyorlar. Daha önceden çok dillendirmedikleri meseleleri ya da oradaki pazarlık maddelerini şu an gündem ediyorlar. Bakın, yerel yönetimler özellik şartı geldiği anda, oradaki siyasi başlıklardan siyasi özellik geldiği zaman orada diyecekler ki burada herhangi bir şehirde diyecekler bizim bayrağımız PKK'nın sözde bayrağı olsun. Yani bir önceki yayında da söyledim. Aslında biz 14 Mayıs'ta Türkiye Cumhuriyeti'nin al yazılı bayrağıyla diğer tarafta o PKK paçavrasını oyluyor olacağız. Bunu neye dayanarak söylüyorum? Bunu oradaki yapılmış olan açıklamalara dayanarak söylüyorum. Bunların arkasındaki Biden'lara ve bunların arkasında binlerce tır silah yardımı yapanlara dayanarak söylüyorum. Bizim burada seçeceğimiz A kişisi, B kişisi değil. Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası ve diğer taraftan burada daha farklı bir yola girecek sürecinde kapısını aralayacak, o kapısını açacak sürece oy vermek olacak. Bunları söylediğimiz zaman bir şekilde Hüdapar'la bir tutmaya kalkanlar oluyor. Hüdapar bir şekilde geçmişte bir ilişkisi vardır yoktur, o ayrı bir tartışma konusu, ancak ben bir araştırmacı olarak ve bir vatandaş olarak şuna bakıyorum. Bir parti herhangi bir şekilde şiddet çağrısında bulunuyor mu, bulunmuyor mu? Ki Venedik kriterlerindeki parti kapatmaya esas olan tek bir şey var. Onların önerdikleri, bir şekilde kapatılır dedikleri, bir parti eğer şiddeti savunuyorsa, şiddete teşvik ediyorsa o parti kapatılabilir diyor. Ve tüm bunlar ortadayken bizim Anayasa Mahkemesi oradaki tedbir konulan HDP'nin parasını, blokesini kaldırıyor. Bir gece işte gece yarısı Anayasa Mahkemesi çalışıyor diye, ışıkları açık diyen bir Anayasa Mahkemesi üyelerinin bu verdiği kararlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak benim içime sinmiyor. Peki, peki. Benim dedemin dedesi Çanakkale'de şehit oldu. Ben de 15 Temmuz'da hiç düşünmeden çıkıp bir şekilde vatan millet mücadelesi için çıktım. Dolayısıyla bu süreçlere bakıldığı zaman ciddi bir milli mücadelenin tekrar yapılacağı bir sürece tanıklık ediyoruz. Tüm bunların ışığında da o sırrı sakın, 100 yıllık cumhuriyeti değiştireceğiz söylemine cumhuriyete sahip çıkarak ancak yapabilirler. Buradan peki, tekrar araştırmacılığa dönecek olursak Muharrem İnce'nin oy çıkışının temel sebebi budur. Hı. Yoksa orada bir mühendislik yaparak Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'yi partiden uzaklaştırmak durumunda kaldı. Peki, ancak Bey, oradaki birazdan, ulusalcı şimdi ve vatanperverler de hiç iddiası yokmuş gibi kenarda duran, daha önceki seçimde de Cumhuriyet Halk Partisi'nin üzerinde 8 puan oy alan Muharrem İnce'yi bir potansiyel olarak gördü. Hı hı. Ve şu anda da 8 puanlık bir potansiyeliyle karşımızda duruyor. Peki. Ve Muharrem İnce'ye gittikleri zaman bir teklif yapmıyorlar, yapamıyorlar. Onu çünkü konuşacağız birazdan. Bu konuyu bir husus var. Tamamlayalım müsaadenizle. Oy pusulaları üzerinden kim hangi partinin listelerinden giriyor, nasıl bir seçim olacak, o pusulada neler göreceğiz, oy oranları neler? Şimdi ilerleyen dakikalarda yapılan açıklamalarla bir değerlendirelim, ama burayı bir tamamlayalım.